Merhabalar sevgili öğrencilerim. Hepiniz hoş geldiniz. 5. sınıfın ilk ünitesinin konusu Güneş, Dünya ve Ay. Şimdi bu ünite 4 konudan oluşuyor. İlk konumuz Güneş'in yapısı ve özellikleri. Güneş'in yapısı ve özellikleri konusuyla ilgili bugünkü dersimizde neler göreceğiz? Şimdi dünyamızın ısı ve ışık kaynağı Güneş'tir. Peki Güneş ısıyı ve ışığı nasıl üretiyor olabilir? Videoyu burada durdurup düşünebilirsiniz veya araştırma yapabilirsiniz. Peki, şimdi biz söyleyelim. Güneş bizim yıldızımızdır ve yapısında bulunan hidrojenin helyuma dönüşmesi sonucunda büyük bir enerji açığa çıkmaktadır. İşte Güneş ısı ve ışığı bu şekilde üretiyor. Peki, Güneş'in yapısı nasıldır sorusuna gelirsek, Güneş gördüğünüz gibi yuvarlak yani daireseldir, küre şeklindedir bir başka ifadeyle ve bir gaz yapısında gaz vardır. Hidrojen ve helyumdan bahsetmiştik. Yapısında gazlar vardır diyebiliriz. Evet, şöyle bir sorumuz var. Güneş'in şekli nasıldır? Bu verilen 4 geometrik şekilden. Tabii ki gördüğünüz gibi en sağdaki küre şeklindedir diyebiliriz. Şimdi Güneşimizin bir yıldız olduğunu söylemiştik. Peki yıldız nedir sorusuna bakarsak. Bakın iki tane görselimiz var. Yukarıda milyonlarca yıldız var. Geceleyin gökyüzüne baktığımızda milyonlarca yıldız olduğunu görürüz. Bunlardan bir tanesi de bizim yıldızımız olan Güneş'tir. Aşağıdaki görselde Güneş görülmektedir. Yıldıza bakalım. Kendiliğinden çevresine ışık ve ısı yayan gök cisimlerine yıldız denir. Yıldızlar küresel şekildedir. Uzayda milyarlarca yıldız vardır. Bizim Güneşimiz de bir yıldızdır diyoruz. Burada tabii özellikle ilkokulda bir yıldız çizin denildiğinde şöyle beşgen, beş kollu bir şekil çizilir. O sembolik gösterimdir. Gerçekte yıldızlar dediğimiz gibi küreseldir. Peki evrendeki en büyük yıldız Güneş midir? Tabii ki hayır. Bakın görselde Antares bayağı büyük. Betelgeuse ondan biraz daha küçük. Aldebaran, Rigel, Pollux, Sirius diye gidiyor. Güneşimiz nerede? Bakın bu yıldızların yanında neredeyse hiç görülmeyecek kadar küçük. Dolayısıyla Güneşimize diyoruz ki orta büyüklükte bir yıldızdır diyebiliriz. Güneşimizin özelliklerine devam edecek olursak, orta büyüklükte demiştik ve orta sıcaklıkta bir yıldızdır. Yeryüzünde yaşamın kaynağı Güneş'tir. Güneş, dünya üzerindeki hayatın var olmasını sağlar diyebiliriz. Şunu söylemiştik, dünyaya en yakın yıldızdır. Bu sebeple diğer yıldızlardan daha büyük ve daha parlak görünür ve gündüz görünen tek yıldız da Güneş'tir diyebiliriz. Şimdi Güneş dünya gibi katmanlardan oluşur. Katmanlar arasında sıcaklıklar birbirinden farklıdır. En içinde çekirdeğin sıcaklığı yaklaşık 6 milyon santigrat dereceyken en dış katmanın sıcaklığı yani yüzey sıcaklığı yaklaşık 5500 derecedir diyebiliriz. Peki, Güneşimiz katmanlardan oluşuyor demiştik. Bakın en iç katmanına çekirdek, içten dışa doğru da ışık küre, daha dışında renk küre ve en dışında ise taç kürenin yer aldığını söyleyebiliriz. Güneş yüzeyi kütlesinin büyük çoğunluğunu hidrojen gazı ve helyum gazı oluşturur demiştik. Dolayısıyla Güneş gaz yapısındadır demiştik. Şimdi Güneş'in üzerinde bu görselde gördüğünüz gibi lekeler vardır. Bu lekeleri ilk defa keşfeden bilim insanı Galileo'dur. Galileo yaptığı bir deneyde dürbünle bu Güneş lekelerini kağıt üzerine düşürmeyi başarmıştır. Dürbün ne benzer bir alet de diyelim ona. Dolayısıyla Güneş'in kendi ekseni etrafında döndüğünü kanıtlayan bilim insanıdır diyebiliriz. Bakın Güneş lekeleri
Şu güneş üzerinde siyah ile gösterilen yerler güneş lekeleridir. Güneş lekeleri güneşin soğuk bölgeleridir diyebiliriz. Evet, güneş lekelerini daha da büyük bir şekilde görebiliyoruz. Güneş Dünya ve Ay'a göre oldukça büyük bir yapıya sahiptir demiştik. Güneşin çapı Dünya'nın çapının yaklaşık 100 katına eşittir. Güneşin içerisine yaklaşık 1 milyon 300 bin dünya sığabilir. Evet, o kadar büyük ki bakın içine 1 milyon 300 bin tane dünya sığabilir. Güneşin dünyaya uzaklığı yaklaşık 150 milyon kilometredir. Bakın ayın dünyaya uzaklığı 380 bin kilometre ve bu mesafeye neye denk geliyor? Yaklaşık 197 kez aya gidip gelme mesafesine eşittir diyebiliriz. Evet, bakın videomuzda, görselimizde de görüldüğü gibi sağ üst köşede Güneş kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapar. Yine dünyamız gibi batıdan doğuya doğru dönme hareketi yapar. Yani saat yönünün tersine. Ve bu hareketini 25 günde tamamlar diyebiliriz. Güneş sistemindeki gezegenler ve gök cisimleriyle birlikte içerisinde bulunduğu, nerede bulunur? Samanyolu galaksisinde etrafında dönme hareketi yapar. Yani Güneş durağan değildir, hareketlidir. Bakın bahsetmiştik Galileo yaptığı teleskopla Güneş lekelerini ve Güneş'in kendi ekseni etrafında döndüğünü ispatlamıştır demiştik. Evet, şimdi bu görselimizde Güneş bu kadar büyük madem bakın neden iki parmağımızın arasına sığabilecek kadar küçük görünüyor? Çünkü çocuklar uzaktaki cisimler çok daha küçük görünürler, olduğundan çok daha küçük görünürler. Bakın uçağın insanlardan çok daha büyük olduğu belli ama uzaktan çok daha küçük olmuş gibi göründüğünü görsellerde görebiliyoruz. Burada da aynı şekilde Güneş normalde çok daha büyük Dünya'dan ama o kadar uzaktaki çok küçükmüş gibi algılıyoruz. Evet, burada iki tane etkinliğimiz var. Yukarıdaki etkinlikte gördüğünüz malzemeleri kullanarak öğrencilerimiz 10 santimetre çapında bir daireyi istediği renge, güneş rengine boyayabilir ve bu kağıda bir pipet geçirebilir. Diğer bir öğrencimiz veya aynı öğrencimiz de olabilir bu. Küçük bir not defterine keçeli kalemle küçük bir nokta koyabilir. Şimdi buradaki büyük nokta Güneş'i temsil edecek. Büyük küre diyelim buna. Küçük nokta ise Dünya'yı temsil edecek. Ve bu Güneş'i temsil eden öğrencimiz 40 adım uzaklaşırsa Dünya'ya noktasını temsil eden öğrencimiz baktığında normalde çok daha büyük olan Güneş küresinin uzakta olduğu için çok daha küçük göründüğünü görmüş olacak. Diğer deneyimizde ise bir balon ve bir bezelye veya nohut olabilir. Bu ikisi gerekiyor. Burada nohut diyor zaten. Bu malzemeleri kullanarak bunları 30'a 40 mukavvaya yapıştırarak şişmiş bir balonu güneşe ve bir nohut tanesini de dünyaya benzetebilir. Şimdi güneş ve dünyanın büyüklüklerini akılda kalması açısından çevremizdeki nesnelerle ilişkilendirebiliriz. Örneğin güneşi karpuza benzetirsek dünya bir elma büyüklüğünde olabilir. Veya güneşi basketbol topuna benzetirsek dünyamız pimpon topu büyüklüğünde olabilir. Peki çıplak gözle güneşe bakmak tehlikelidir. Güneşin zararlı ışınlarını filtreleyen özel gözlükler kullanılmalıdır diyoruz. Burada doğru yanlış sorularımız var. Birinci soru, Güneş küresel bir şekle sahiptir. Tabi yine soruları, videoyu durdurup sizlerin cevaplamanızı istiyorum öncelikle. Güneş küresel bir şekle sahiptir. Tabii ki doğru. Güneş, Dünya'dan yaklaşık olarak 400 kat daha büyüktür. Hayır, yanlış tabii ki. Çap olarak bakıldığında 100 kat daha büyük. Ama Güneş'in içine 1 milyon 300 bin tane Dünya sığar. Dolayısıyla nereden bakarsak yanlış diyoruz. Üçüncü soru, Güneş gaz yapılıdır. Tabii ki doğru. 4. Güneş hareketsizdir. Yanlış demiştik. Samanyolu galaksisinde
sürekli hareket halinde, dolayısıyla yanlıştır diyoruz. Güneş dünyaya en uzak yıldızlardan biridir. Tabii ki yanlış, en yakın yıldızdır. Güneşin yapısında hidrojen ve helyum gazları bulunur. Tabii ki doğru. Güneşin kendi etrafında döndüğünü Galileo ispatlamıştır. Tabii ki doğrudur diyoruz. Bir başka soru. Güneşin diğer yıldızlara göre çok daha büyük görünmesinin sebebi nedir? Tabii ki dünyaya en yakın yıldız olmasıdır diyoruz. Evet, değerlendirme sorularımız var. Birinci sorumuz, Güneş'le ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 1. Güneş orta büyüklükte bir yıldızdır. Tabii ki doğru. 2. Çekirdeğinin sıcaklığı yüzeyinin sıcaklığından daha fazladır. Doğru. 3. Kütlesinin büyük çoğunluğunu gazlar oluşturur. Bu da doğru. Dolayısıyla hepsi doğru. Cevabımız Denizli. İkinci soru. Güneşin geometrik şekli aşağıdakilerin hangisiyle benzerlik gösterir? Tabii ki basketbol topu. Cevabımız Bol. Üçüncü soru. Güneşle ilgili ifadelerin bulunduğu tablo, ifadelerin doğru ya da yanlış olma durumlarına göre işaretlenecektir. Güneş katı bir yapıya sahiptir. Tabii ki yanlış. Güneş hareketsizdir. Tabii ki yanlış. Güneş bir yıldızdır. Doğru. Yani cevabımız Ceyhan'dır diyoruz. Dördüncü soru. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Güneş hareketsizdir. Yanlış. Bir olmayacak. Güneş gaz yapısındadır. Doğru. Cevabımız Bolu'dur diyoruz. Beşinci soru. Güneşin fiziksel hali aşağıdakilerin hangisiyle aynıdır? Tabii ki helyum gazı, yani yapısı gazdır demiştik. Cevabımız Ceyhan oluyor. Son sorumuz, Güneş'le ilgili ifadelerin bulunduğu tablo, ifadelerin doğru ya da yanlış olma durumlarına göre işaretlenecektir. Güneş, dünyaya en yakın yıldızdır. Tabii ki doğru. Güneş, kendi etrafında dönme hareketi yapar. Doğru. Güneş, ısı ve ışık kaynağıdır. Bu da doğru. Hepsi doğru. Cevabımız Denizli'dir diyoruz. Evet, teşekkürler.